Arkadaşlar bugün dişim şiş birazcık. Yanamdan makas alabilirsiniz. Tombiş yanaklarım var. Ünlü konumuz kim? Bilen var mı? Murat Boz. Evet. Adam yeterince yakışıklı oldu yetmemiş ki bir de tipim daha da kaydı. İyice aradaki farkı açmak istedik. Bariz bir üstünlüğü olsun diye. Yani yoksa biliyorsunuz ben daha yakışıklıyım. Evet, gerçekten al yazmanla buraya gelmen... Kral merhaba. Çok beyaz ve gözlüklüsün ya. Çok zeki bir abaza gibi duruyorsun kral. Ben Alper. Ne iş yapıyorsun Alper'cim? Anestezi doktoruyum. Hoş geldin. Adın ne? Yunus. Kimle geldin? İş yerinden arkadaşımla ve onun arkadaşıyla. Peki bakalım sen ne iş yapıyorsun? Ben yazılımcıyım. Bana bir fantezinizi anlatır mısınız? Fantezi değildi. Sıçma hikayesi anlatayım. Anlat kardeşim. 2018 yılında bir ayrılma dönemim vardı. O dönemde de bir 15 yıllık tanıdığım bir arkadaşım vardı. O süreçte bana bayağı bir destek oldu. Sonrasında da arkadaşımla yine görüşüyorduk ara ara. Sevgili oldunuz. Sevgili olmadık fakat ben ona açıldım. Neden olmadığını da söylemek istiyorum ben burada. Kıza çünkü senin de durumun belli. Gel hani evde kalmışsın. Sen tam bir romantik misin lan? Nasıl reddeder kız? İşin özüne geleyim. O benim arkadaşımdı. Gerçekten dostumdu. Ya kazanacaktım ya kaybedecektim. Ben de kaybettim. İnsan yaptıklarından değil yapmadıklarından pişman oluyor. Bence bundan pişman olabilirsin. Yok bundan pişman değilim. Daha önce çünkü başkasını açılmamıştım. Başkasına da bu şekilde açılırsa açılma hocam. Öyle açılır mı? Ya git bir tane de yalnız kıza şey de. Sen abazasındır ben de abazayım. Hadi gel seninle evlenelim. Oğlum böyle teklif mi olur lan? Daha önce kimseye açılmadıysa nasıl evlenmiş? Mükemmel bir soru var buradan güzel kızdan. Daha önce kimseye açılmadıysa nasıl evlenmiş peki? Görücü usulü çok basit. Keşke buna da görücü usulü açsaydın lan. Görücü en azından överdi seni. Hoşlanmış derdi, aşık olmuş derdi. Şey demezdi yani. Sen de dulsun, ben de dulum. Hadi gel iki dul yuva yapalım. Bu arada kız dul değil, orayı yanlış anladın. Durumun belli dediğin evde kaldın anlamda mı? Bana sandalye fırlatabilir misiniz? Bu yayınlanacak mı? Yayınlanacak. Bu güzel bir sıçma hikayesi oldu herhalde değil mi? Oldu. Yerine de gidecektir benim mesajım. Mesajın bence bütün genç kızlara ve insanlığa gitti yani anladın mı? Senin gibi adamlardan uzak durmaları. Teşekkürler. Kız duyarsa bu sefer hatına gönüle gelir dayı ya. Sorun değil gelirse görüşürüm. Hayatta en çok istediğin mesleğe sahip olacaksın. Üzerine 10 milyon dolar alacaksın. Ama romantikle 6 ay evli kalacaksın. Ben kabul ediyorum. Bir dakika kıza sordum. Eder bence ya. Dinleyecek gibi değil ya. Erkekler daha istekli gördüğüm kadarıyla. Bir dakika abi kıza sordum. Ben kabul ediyorum. Yalan söylüyor Diyanar Akçasın. Doğru söylüyor. Şu an ona inanıyor ama ileride karşını alır diyenler. Benim teorim bence doğru söylüyor, inanıyor ama mesela eğer olur da iyi bir şeyler yapamazsa, sürünürse 5-10 sene sonra şey diyecek, keşke a**ına koyayım. Peki sen bu teklifi kabul eder miydin? Yani hayatta en çok yapmak istediğim mesleği şu an yapıyorum. 10 milyon dolar sence küçük bir ayrıntı değil mi? Yani yeterli param da var. Aşk evliliği istiyorum. Kabul etmezdin yani. Sevseydim ederdim. Sevseydin eder miydin? Ne kadar alçak gönüllüsün ya. Sana aynı teklifte bulunuyorum. 6 ay mıydı? 6 ay evli. Ya bir daha asla görüşmeyeceksek eğer. 6 ay sonra bir daha asla görüşürüz ama 6 ay her gün. İnsanlar artık parayla bile seçilmiyor demek ki bunu anladık. Naif gayet de güzel ifade etmeye çalışıyor ama edemiyor. Bir şey söyleyeyim gerçekte böyle bir teklif olmadığını biliyorsun değil mi? Bayağı yazıyor amına koyayım Yunus'un. Şiir de yazmıştım var bir ara. Şiirin ismi şey mi? Senin durumun belli. Doktor var mı aramızda? Doktor da ölmek üzere amına koyayım. Kendi sağlığına hiç önem vermemiş anladın mı? Sence kaç doğumluyum? Bence 78'lisin. 78. Çok mu uzaktan baktın? 92 doğumluyum ben. Sen uranyumla mı besleniyorsun oğlum? Gözün ya. Dönsün mü? Domalsın istiyorsan. Kardeşim bir görebilirler mi? Arka seni görmüyor ya.
Oğlum ayıp lan. Şöyle de bak. Oh! Ya arkanı dön. Tövbe estağfurullah, Allah korusun. Ayıp lan ayıp. Ve adam yakışıklı koyayım yakından. Ya zaten sadece saç rengiyle herhalde. Un fabrikasında çalışıyor musun? Böyle bir beyazlık yok lan. Sen anesteziyi kendin mi kullanıyorsun? Yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adın ne hayatım? Helin. Ne iş yapıyorsun Helin? İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuyorum 5. sınıfım. Kendini tanıtan 3 kelime söyle. Özgüvenli, yetenekli, çalışkan. Hangi konuda? Müzikle ilgileniyorum. Ne yapıyorsun? Piyano çalıyorum 5 yaşımdan beri. Bir de şarkı söylüyorum. Bir dörtlük oku bize. Alırım başımı, başım bir deli nehir. Silerim yaşımı, siler ismimi şehir. Kestirir saçımı, kendimi avuturum. Bir gülü kurutur, kurursa unuturum. Bir mektup yazarım, yokluğundan dağır. Bir kedi alırım, sen de anneni çağır. Ellerin aklımda, sevdan kalbimde kalır. Hep ısran, hep kahır. Söyle artık olsun. Bir alkış. Bravo. Aşırı özgüvenli biliyor musunuz? Biraz böyle sesi titrese şey olsa sıçmıştı. Hiç göz göze gelmedi. Sağlam bir şekilde devam etti. Şarkı söylerken hep gözümü kapatırım. Bir hikaye anlatayım mı bununla ilgili? Liseye geçtiğim yaz O Ses Çocuklar'a katıldım. Yine gözüm kapalı söylüyorum. Gözümü açtım. 4 jüri de dönmüş. Jürilerden biri de Murat Boz. Ben de Murat Boz'u seçtim. Vay. Sonra ikinci turda ben elendim ama dedim ya hırslıyım. Elenmeyi yediremedim. Orada herkes ya olsun güzel arkadaşlıklar kurduk. Amaç kazanmak değildi falan diyor. Ben çıktım hüngür şakır ağlıyorum. Arabaya koştum. Elendim ben kazanmak istiyordum falan diye. Allah'ım ne kadar hırslı. Çok naif duruyor. Yemin ederim burun nefes alış seslerini duyuyorum hırsla. Senin ilişkin yok değil mi? Taze bitti. Çünkü öldü adam değil mi? Yok. Ne kadar sürdü de bitti? 3 yıl. Neden bitti peki? Adam şey mi dedi, benim karakterim yok oldu. Hayır. Kardeşin var mı? Hayır, yok. Güzel, neden olmadığını tahmin ediyorum kardeşim. Yemin ederim doğmamışlardır biliyor musun? Ya siktir git ya. Köşedeki gözlüklüğe verin. Merhabalar, ismim Kemal. Ne anlatmak istiyorsun bize? Sıçış hikayesi anlatabilirim. Anlat. Ben adam yakmıştım. Nasıl yaktın adam? Geçmişte 17-18 yaşlarında falandım. Geçmişte 17-18 yaşında oldun mu? İnanılmaz marjinal bir hikaye benziyor, evet. Çok sevdiğim bir abim vardı, Zeki abim. O da şiş düşürdü, belini incitti. Bir şeyler yapmamız lazım dedi. Ne yapalım abi dedim, bardak basak dedi. Çay bardakları falan getirdik. Bir tane yaktık neyse. Şişmeye başladı. Dedi ki çok güzel oluyor dedi. Dedim ki biraz daha şişsin dedi. Kolonyayı fazla koydum. Hani kolonyayla yapıyoruz işte mi? Benzin dökseydiniz benzin. Bu sefer vücuda yayıldı. Vücuda yayılınca yanıyor. Aa ya saçmalama ya. Zeki abi de bilmiyor yandığını. Oh oh diyor, güzel diyor falan diyor. Biz vuruyoruz ama daha çok yelliyoruz. İyice alev alıyor. Abi dedim yanıyorsun dedim. Ondan sonra tamam diyor, güzel oluyor işte diyor. Zeki abi ***'yorlar gibi anlatıyor şu an. O sıra patırdı kütürdü, babam geldi. Hemen bir battaniye aldı, öyle bir şekilde söndürdü. Ondan sonra 1,5 ay köleliğini yaptım. Zeki'nin mi? Evet. Hani bira getir uyuyamıyorum. Bir alkış yalan. Şimdi çağıracağım kişi çok sevdiğim bir arkadaşım. Sevdiğim tek yakışıklı olabilir. Ben ama da yakışıklıları sevmiyorum. Yanımda dolaştırmıyorum. Beni daha çirkin göstermesinler diye. Kardeşim Murat Boz! Yazın Alaçatı'daydık. Bütün kızlar bende, tamam mı? Bu gelene kadar. Sonra bu geldi, bütün kızları üstüne çekti ve bir de dans etmeye başladı. Ay kızlar bana gelince ben diyor oluyorum. Oğlum sen çünkü dans ettin. Sonra tişörtünü çıkardın bir yerde, onu hatırlıyor musun? Hayır öyle bir şey yok. Oğlum senin öyle huyların var, tişörtünü bir de üstüne fırlatıyorsun insanları. O havlu muydu? O havlu, o konserde. Gerçekten yaptın mı böyle bir şey? Telli havlunu insanlara mı fırlattın? Yaptım. (Gülüyor)
Niye kendimi şu an suçlu hissediyorum ben ya? Niye öyle bir şey yaptın Muratçığım? Bazen seyirci istiyor, benden bir şey olsun durumu oluyor. Bazen havlumu atarım. İstiyorlar çünkü havluyu. İsteyince de ben de atıyorum. İsmail Türüt olsa düşsene bütün gün tel ***'na koyayım. Adam başı bir havlu düşer biliyor musun konserde? Murat sana şimdi gelenleri tanıtayım kanka. En başta Kemal birini yakmış. Şey yaparken bu sırtı hani bir bardak yapıştırıyorsun ya. Ne onun adı? Sen hacamat mı yapıyorsun? İlk denememde gitti zaten. Ortadaki Helin seninle acayip bir anısı var. Kendisi anlatacak birazdan. Öyle anı değil. Kanka öyle anı değil. Annesi Kars'ı s**erler. Öyle anı değil. Öyle bir iddiam olmadı ya. Sen parmak hareketinden mi öyle zannettin? Kanka bu budur. Biz seviştik midir? Bende öyledir o. Yunus. Yunus. Rus'un yaklaşımı gerçekten o romantiklik düzeyinde kanka. Kanka bak burasında yazma vardı bu arada. Ben çıkardım. Bununla dolaştım. Yunus birinden hoşlanmış. Hoşlandığı kişiye açıldım diyor. Platonik kabul etmedi diyor. Nasıl açılmış biliyor musun? Senin durumun belli. Evlenemiyorsun demiş. Ben de demiş dulum. Gel evlenelim demiş. Genç kızların sevgilisi. Yani özet olarak öyleydi. Önündeki çocuk doktor çok yıpranmış. Sence kaç doğumlu? 3 tahmin hakkım var. 85. Yazık. Yazık derken? Çok daha küçük mü ya? 92. 92. Murat'ın emekliliği doldu 92'de öyle bir... 92'liyim dedi. Arkadakiler görebilir miyiz dedi. Arkasını döndü. Arkadakiler böyle dedi. Ya! Ya ne yapıyorsun? Ya önüne dön. Ne yaptı çocuğa? Ve çok yakışıklı bir çocuk yakından. Yani böyle şey dedi. Şu anda görmüyor. Daha yaklaşman gerekiyor. Çok yakışıklı dedim. Bize göre. Sana göre değil. Ya ben niye çağırdım Murat Boz'u ya? Bu arada bayağı götümü yırttım ha. Dün ben aradı. Paşam sesim çok kötü. Dedim sesin süper. Serum verim dedi. Gerçekten geldi. Burasında eğer beni kandırmak için kullanmıyorsa gerçekten serum yemiş. Benim de çenem şiş gördüğünüz gibi diş operasyonu. Bugün hep Murat'a bakacağınızı düşünerek çok demedim nasıl göründüğünü. Ben beni çok demediklerini düşünüyorum yani. Murat Boz dedim şöyle sesler geldi. Ha falan sesler geldi kızlardan. Bir Yunus'tan da geldiğine şüpheleniyorum. Yunus şey dedi, Murat'ın durumu belli dedi. Kanka öndeki şu peruklu kız da hem yalancı hem de güzel konuşamıyor ama çok güzel olduğu için konuşmaya başladım ve kendini burada buldu. Niye yalancı? Çok yalan söylüyor ve kendiyle çelişiyor aynı cümle içerisinde. Meryem seviyor musun Murat Boz'u? Tanıyorum. Aa, halbuki hiç ünlü biri değildir. Seviyor musun peki? Evet. Güzel. Böyle konuşkan olacak mısın program boyunca? Şu an yalan söylüyor olabilir mi ya? Her şey yalancı. Ama bu doğrudur. Adı bir tek Meryem değildir belki. Helin'cim anını anlatır mısın Meryem düşünene kadar? Onda da var mikrofon Meryem. Meryem çok zekidir. Onu söylemeyi unutmuştum. Helin'cim, Murat Boz'la ne zaman tanıştın? Gizem'i aydınlatır mısın? 13 yaşındaydım. O Ses Çocuklara katıldım. Evet. Yaşın o kadar büyük, düşün. Hakikaten. Taş gibi kızların çocukluk anları var Murat'la. Şu an kaç yaşındasın? Şu an 22 yaşındayım. Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Benim takımda mıydın? Tabii herkes döndü. Gerçekten aklımda siz yoktunuz. Mustafa Ceceli diye gelmiştim. En son da siz dönmüştünüz böyle şey gibi. Ayıp olmasın döneyim dercesine. Ben de sizi seçmişim. Sonra bir sonraki turda elendim. Ağlaya ağlaya eve gittim. Şu an böyle bir intikam anı gelmiş gibi hissediyorum biliyor musun? Ama şey daha demin şarkı söyledi. İntikam alamaz senden şu an. Söyledi mi? Güzel sesi var. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben bu kızın düşmanı da olmak istemem. İleride sağlık bakanı olur sülalemiz yer. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum. Adın ne? Akın. Nereden geliyorsun kardeşim? Almanya'dan. Neresinden? Wuppertal. O şehri söyle. Sen tam şeyi söyleme. Köln. Yok yok Wuppertal diye bir şey. Yakınındaki yeri söyledik. Ben anlamam diye Köln dedim.
Aynen, Köln'e yakın, Köln daha çok biliniyor. Almanlar Wuppertal demiyor tabii de Türkler öyle diyor. Teşekkürler ailenin çalışkan ve gıcık kızı. Sen şey kızsın değil mi? Hocam ödevini yapmayanlar var. Helin 92 ya. Kağıdıma bakabilir miyim? O sen misin? Evet. Ben kimim biliyor musun? Hasancan 45. Moonwalk yapıyordum biliyor musun 45'ten? Abi Almanya'da 150. 45'ten geçemiyor. Biliyorum. İlkokuldan beri kuzenlerimiz anlatıyor a**ına koyayım. Aman ne büyük ayrıntı verdin Almanya'ya gelip. Acayip sırlarını anlattın lan Merkel'in. Şey değil mi, bir de sizin Almanya'da en yüksek not 1 değil mi? Aynen. Ya ne kadar ilginç bilgiler ya. Şu kız sence ne iş yapıyor Aslan olan? Vallahi ne iş yaptığıyla ilgili bir fikrim yok. Biliyorum, o yüzden tahmin etmeni rica ettim Murat. İnanılmazsın ya, sürprizlerle dolusun biliyor musun? Am mı? Murat çekineşmeyin lütfen. Kozmetik? Değil. Kaçıncı tahmin edebileceksin bakalım? İstiyorsan bir iki gün düşün öyle gel Murat. Kuyumcu falan mı? Değil. Abi şu yazılımcı gerçekten bilinmez değil mi yani? Zordu bu kızın yazılımcı olması. Çünkü... Yok, tahmin edilebilirdi bence. O yüzden ilk 27 tahmininde bulamadın kardeşim. Herhangi bir işten kovuldun mu, neden? Murat Boz tarafından, o sesten. Elin çok hırslı. Buradan var ya, yemin ederim skandal uydurur biliyor musun? Sırf şampiyon olmak için. Gider birine skandal yaşar, gelir anlatır. Şimdiye kadar sevgililerini en çok hangi özelliğinle etkiledin? Enteresanlığımı, bir de gizli zekiğimi. Ya ben belli etmem mesela. Oo, sen şeytan. Hani ben biraz saf rol oynarım. Ama... Yani fırsatı gelince de... Çak! Kemal, senin gizli zekinle bir çarpı attım ama gizli şu an. Bize en etkileyici bakışını gösterir misin? Şu kameraya en etkileyici bakışını göster. Murat, en etkileyici bakışını yapar mısın şuraya? Kızlar etkilendi anladığım kadarıyla. Ne iş yapıyorsun lan kuzen Almanya'daki? Alman devlet demir yoluna çalışıyorum. Bir de şimdi yeni yeni oyunculuk yapıyorum Almanya'da. Şovlara katılıyorum. Şovlara mı katılıyorsun? Nasıl yani? Bir tane şov var. 30 tane kız var önünde. Oraya çıkıyorsun. 30 kız seni beğeniyor ya da beğenmiyor. Beğenince ne oluyor? Seks mi yapıyorsun? Oraya doğru gidebiliyor. Program formatı bu mu? Ekranda mı seks yapıyorsun? Yok. Ondan sonrası. Program formatı ne oğlum? 30 kız görüyor seni, beğeniyor. Kızı beğenince, kız da seni beğenince sonra limuzini biniyorsun. Orada da gizli kamera var. Ondan sonra tanışıyorsunuz. Kamera da sonra çıkıyor artık ne oluyorsa. Bunun peki devlet demir yollarıyla ne ilgisi var? Kanka kızlarla tren yapıyorlarmış. Her hafta söylüyorum ama inandığım için söylüyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. Eyvallah!